Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma destek olmak için abone olmayı, yüklediğim her yeni videodan anında haberdar olmak için zil butonuna basmayı unutmayın. Masum'da Raşi karakterini canlandıran Rüça Sapnis'ten sonra, şimdi de diziden oyuncunun annesi Urmila karakterini canlandıran Vandana Vidilani çıkıyor. Masum'da Radha'dan kurtulmak için bir plan yapılacak ve Urmila'dan yardım istenecek. Urmila bunu kabul etmeyecek. Modi ailesini sevmiyorum. Neden yardım edecekmişim ki diyecek. Kinjal olanı biteni öğrenince Gopi'ye ben size yardım ederim diyecek. Ve Gopi'ye yardım etmek için konağa gidecek. Kinjal'i evde bulamayan Urmila onun konağa gittiğini anlayıp oraya gidecek. Konakta ise plan işlemeye başlamıştır. Kinjal'in başına saksı düşmesi beklenirken Urmila'nın başına saksı düşecek ve Urmila bayılacak. Gopi ve diğerleri Radha sen Urmila'yı öldürdün diyerek başını üşüşecekler. Oysa Urmila ölmemiştir. Kendini toparlamaya çalışırken Gopi Radha'yı içeri götürür. Herkes Urmila'yı ikna etmeye çalışır oyunu bozmaması için. Urmila kabul etmez ama torunları biz Radha'dan korkuyoruz. Gitmesini istiyoruz anneanne deyince Urmila yumuşar ve torunları için bu oyunu kabul eder. Yani gerçekte Urmila ölmemiştir. Radha bu oyuna inanır ve çok korkar. Kokila polise haber vermemiz lazım der. Radha ise ne isterseniz yaparım, hapishaneye geri dönmek istemiyorum der. Kokila da bize saygılı olmanı, çocuğa zarar verecek bir şey yapmamanı ve Shikarire Pariti'den uzak durmanı istiyorum der. Radha şartları tam olarak dinlemeden hemen kabul eder. Şimdilik Gopi, Kokila ve Pariti'nin planı tuttu. Ama peki planları bozulacak mı? Evet, bozulacak. Nasıl mı? Urmila ölü olarak bilindiği için evde sıkılır ve Ahimon'a tatil bileti alır. Kokila uçağın kalkmasına 2 saat var diye torunlarını görmek ister. Radha ise Urmila'nın torunları ile birliktedir. Ve Urmila torunları ile konuşurken Radha gelir. Urmila uzaklaşır ama Radha Urmila'yı takip eder ve gerçek kimliğini öğrenir. Daha neler olacak neler. Radha Urmila'yı kaçıracak. Mira ve Vidya'yı da kaçıracak. Buraya kadar anlattığım kısımda saçma olan ne biliyor musunuz? Bu, yerden bitme Radha nasıl oluyor da adam bile tutmadan koskoca kadın olan Urmila'yı tek başına kaçırıyor. O da yetmezmiş gibi odasına nasıl çıkarıyor ve ellerini ayaklarını bağlıyor. Peki, Mira ve Vidya'yı kaçırmasına ne demeli? Üstelik hamile. Nasıl o durumda güç kullandın? Senaristler acaba bu bölümleri yazarken ne içmiş olabilir? Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu arada dediğim gibi Urmila diziden tamamen ayrılmıyor. Bölümlerde yer almaya devam edecek. Hatta Urmila'nın saçlarına ak düşmüş hallerini de göreceğiz.